Sen iyi misin? İyiyim. Senin burada olman oğlumuz için, benim için çok önemli. Merhaba. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar çabuk kalkmışsın ayağa. Ay, Asuman teyze söyledi, inanamadım. Bebeğimin yanında olmak istiyorum ama izin vermiyorlar. Biraz sabırlı olman gerek. Onu sağlıkla kucağına alacağın günler de gelecek. Hem çok güçlü oluyor bu kuzucuklar. İffet yok mu? İffet mi? Nasıl yani? Biz beraber geldik hastaneye. O önce bebeği görmek istedi. Nerede şimdi? Bilmem. İffet. Beni yalnız bırak. Ne olur yapma. Peki. O zaman ben giderim. Bu inadından neden vazgeçmiyorsun? İnat öyle mi? Boş bir inat sadece. Yani öyle demek istemediğimi biliyorsun. Ama ikimize de acı çektiriyorsun. Benim senin için üzüldüğümü mü sanıyorsun? Seninle olamadığım için. Senin için değil. Senin yüzünden. Ben senin yüzünden bebeğimi kaybettim. Anlıyor musun? Bunu seninle daha önce de konuşmuştum. Pişman olduğumu biliyorsun. Pişman olmak. Sen pişman olunca her şey düzeliyor mu? Benim bebeğimi geri getirebiliyor musun? Hayır ama hayatımıza devam etmek için uğraşabiliriz değil mi? Senin için söylemesi kolay tabii. Sen Betül'ün bebeğiyle mutlu mesut hayatına devam edeceksin. Ben nasıl unutacağım Cemil? Ne yapmamı istiyorsun? Söyle bana, ne yapmamı istiyorsun? Çocuğa sahip çık diyen sen değil misin? Evet. Git bu sefer doğru olanı yap. Ama bu benim çektiğim acıyı değiştirmeyecek. Ben sana ve oğluna her baktığımda kendi oğlumu hatırlayacağım. Ne dersen de ben senden vazgeçmeyeceğim. Duydun mu beni? Artık umurumda bile değil. İffet yeter artık. Cemil bırak beni. Ne yapacağımı biliyorum. Cemil bıraksana kolumu. Bırak kolumu Cemil. Herkes bize bakıyor, görmüyor musun? Her şeyi daha kötü hale getireceğiz. Hayırdır Cemil? Hayır amca, hayır. Ahmet amca. Bırak lan elini kızım. Allah'ın izni peygamberin kavliyle senden iffeti istiyorum. Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Bunca olup bitenden sonra öyle mi? Ulan çek git buradan, beni katil etme. Bana güvenmediğini de biliyorum. Ama İffet'e de bebeğine de iyi bakacağıma sana söz veriyorum. Sen ne diyorsun lan? Ağzından çıkanı Kur'an duyuyor mu? İffet! Ne diyor bu? Baba. Kimin bebeğinin olduğu hiç umurumda değil. Ben İffet'i senden istiyorum Ahmet amca. Ulan ne diyorsun? Elimden bir kaza çıkacak. Baba.
Defol lan buradan! Defol! Senin izninle olmadan buradan gitmeyeceğim. Ulan ben seni... Baba Allah aşkına! Cemil, babam verse de ben istemiyorum. Anlamıyor musun? Ne olur git! Yalan söylüyorsun sen de. Sen de beni seviyorsun İffet, biliyorum. Ulan çek git! Bir daha da karşıma çıkma. Ben de sana verecek kız yok! Baba iyi misin? Affet. Kızım. Karnında can taşıdığını niye bana söylemedin? Korktum. Seni döverim. Evden atarım diye mi korktum? Doğru. Bütün bunları yaptım. Hem çocuğuma, hem de torunuma sahip çıkacağım. İstediğinizi almadınız mı? Hala ne istiyorsunuz bizden? Seninle kaybedecek zamanım yok. Yeğenini çağır. Ben sizin yanınızda çalışmıyorum artık. Sizden emir alamam. Senin gibiler böyledir işte. Elinize geçen ilk fırsatta yıllarca ekmeğini yediğiniz insanlara nankörlük edersiniz. Halamla böyle konuşamazsın. Yeter artık ya, senden kurtulamayacak mıyız? Aynı şeyi ben söyleyecektim. Senden kurtulmak için ne yapmalıyım ben? Evime gelmekten vazgeçebilirsin mesela. Aa, ne güzel. Hem suçlusun hem de güçlü. Şimdi beni iyi dinle. Soyadımızı veremeyeceksin. Asla bir Emiroğlu olamayacak. Senden böyle bir şey istediğimiz yok bizim. Niye susuyorsun? Belli ki bir takım planların var. Sevgilin mi akıl verdi sana? Hem kocanla hem sevgiline yatarken mi kurdun planı? Yok bak, defol git buradan. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak. Defol git buradan. Bütün bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana. Hiç durma. Elinden geleni yap. Olur mu? Seni de, sevgilini de, aileni de mahvedeceğim. Neyi mahvediyorsun bakayım sen? Ne güzel, sevgilin de geldi işte. Ya seninle uğraşamayacağım. Ne diyor bu sana? Sana ne? Ne demek sana ne İffet? Daha kaç kere diyeceğim? Anlaman için ne yapmam lazım? Rahat bırak beni. Babamı katil etmek mi istiyorsun? Uzak dur. İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun yukarı geçin. Serpil, garip garip şeyler oluyor ya. Cemil'in suratını gördün mü? Beş karış. Vallahi yukarının da maşallahı var. Hayırlısıyla şu işten bir kurtulalım. Kurban keseceğim ya. Ha, unutmadan. Şunu da al. Sen ayarlamayı yaparsın. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. Nasılsınız Ahmet Bey? Hamdolsun. Siz? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Buyurun.
Hepimiz zor anlar geçirdik. Acı olaylar yaşandı. Ama sevgi her şeyin üstesinden geldi. Zaten gerçek sevgi böyle zor sınavlardan geçebilen sevgidir. Öyle değil mi? Evet. Lafı fazla uzatmaya hacet yok. Sebebi ziyaretimiz malum. Mutlu bir yuvanın temellerini atmak. İşte o neden nedir ki kızınız İffet'i Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Cemil'e istiyorum. Çok güzel konuştunuz. Benim söyleyecek sözüm yok. Hayırlı olsun. O zaman yüzükler takılsın. Buyurun siz takın lütfen. Yok, siz devam edin. Yalnız bilsinler ki artık geri dönüş yok. Mutlu olsunlar. Hiç ayrılmasınlar. Çok güzel bir temennide bulundunuz. Hayırlı olsun inşallah. İffet kızı. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Kutlarım. Sağ ol. Buyurun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Yarın sabah seni sahilde bekliyorum. Geldim. Niye yalan söyledin? Ne yalanı? O kadar çok yalan söylüyorsun ki hangisinin olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi? Bunu bana söyleyen sen misin? Senin söylediğin yalanlar yüzünden benim hayatım mahvoldu. Şimdi benden intikam alıyorsun yani. Hayır, intikam falan almıyorum. Ne yapıyorsun? Neden o zaman hamileyim dedin bana? Öyle gerekti. Öyle gerekti ha? Sen benimle dalga mı geçiyorsun İffet? Cemil bırak kolumu. Benden bu kadar mı kurtulmak istedin ha? Evet. Senden kurtulmak için yaptım, tamam? Bir türlü kurtulamadığın baş belasından kurtulacaksın, merak etme. Artık yüzümü görmeyeceksin. Artık olmaz. Babam evlenin diyor, hem de hemen. Ama bu kez ben istemiyorum. Ne de olsa ben Cemil'im değil mi? Sağ solu belli olmayan bir adam, güvenilmeyecek bir adam. Cemil, ben babamı bir kere daha hayal kırıklığına uğratamam. Sırf baban istiyor diye istemediğin bir adamla mı evleneceksin? Mecbur kalırsam evet. O zaman kendine başka birini al. Cemil saçmalama.
İffet Hanım evimin yolunu da biliyormuş. Feyyaz'a sordum. Ne istiyorsun? Çok düşündüm. Babama biz evlenemeyiz diyemem ben. Bu benim sorunum değil. Cemil sen benden ne istiyorsun? Yalvarmam mı? Bir şey istemiyorum. O zaman bu tavrın ne? Ben seni anladım İffet. Bizimki aşk maşk falan değil. Biz sadece seninle uzatmalara oynamışız. Sense hala babam ne der tribindesin. Benim için problem yok. Anlayacağın bana koymaz. Bence sen de üzme kendini bu kadar. Babana da bir yalan söylersin ne de olsa. İyi akşamlar Ahmet amca. İyi akşamlar Cemil. Zamanın varsa biraz konuşalım. Tabii. Buyur Ahmet amca. Bak, nişan takılalı onca zaman oldu. Ne ses var ne soluk. Hayır, konuşup yüz göz olmayayım diyorum ama neyse. Ne olacak bu iş? Ben İffet'le konuştum zaten. Bir de bana söyle. İffet ne zaman isterse bu düğün o zaman olacak. Bir hafta müsaade. Bu işi halledin. Yoksa fena olacak. Duydun. Bir hafta içinde çöz bu işi.
arkadaşım. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi? Gerçekten güzelmiş. Haydi bakalım. Getir getir. Oh, neler yaptın Serpil ya? Bak, bugünden sonra dert tasa kalmayacak. Serpil dediydi dersin. Ha? Bir sürü şey hazırladım. Sizin derdinizi şimdi anlıyorum ben. Ya hadi kardeşim gel ya hadi. Ne olacak kardeşim ya? Düşman değilsiniz ya, konuşursunuz işte. Konuşacağım ben şimdi, siz dinlersin. Aferin Serpil. Çocuk gibi kandırdın beni. Sizin yaptığınızda ne denir? Çocukluk değil mi? Haftalardır birbirinizle konuşmuyorsunuz. Vallahi kusura bakmayın, bize başka şans bırakmadınız. Konuşun, anlaşın. Hadi. Bir tane çarpacağım. Hadi, hadi. Şimdi oturun, konuşun bakayım. Aranızda ne sorun varmış? Biz dönüşte sizi alırız, tamam? Hadi. Hadi hoşça kal. Nasıl ya? Haydi görüşürüz. Serpil ne yapıyorsunuz ya? Benim de haberim yoktu. Tahmin ediyorum. Korkma, birazdan giderim zaten. Şimdi bir gönülleri olsun bari. Herkes gitti, ne yapacağız şimdi? Nasıl olsa birazdan gelirler. Korkma, ben yanındayım. Her şey çok güzel olacak, göreceksin. Yine halam arıyor. Aç artık, kaçış yok. Sonunda konuşacaksın zaten. Efendim. Nimet! Ay neredesin sen kızım? Ay bütün çarşıda seni aradım bulamadım. Bir telefonunu da duymuyorsun. Hala. Ben anneme gidiyorum. Beni affedin. Nimet! Ay ne oluyor acaba? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ya dur biraz. Daha konuşmaya bile başlamamıştır o iki inatçı keçi. Vallahi benim keyfim yerinde. Hiç akşama kadar takılırım böyle. Arada salalım mı seni ormana? Evet. Ay inşallah işe yarar. Allah'ım sen büyüksün. Kesinlikle yarar. Kimin fikri? Heyecanlı mısın? Evet. Kedi olalı ilk defa bir fare tutacaksın da. Ay eyvah. Ay Beyaz yavrum başladı, kaç. Hey. Koş koş. Erken daha. Biraz arabada oturalım hadi. Ersin'le Feyyaz gelsin, ben soracağım zaten onlara. Onların suçu ne ki? Yardım etmeye çalışıyorlar. Sen yönet etmeseydin.
He, suçlu yine ben oldum değil mi? Aylardır benden kaçmasaydın bunların hiçbiri olmayacak. Yok, yüzümü mü görmek istiyordun? Ne yüzünü görmek isteyeceğim senin ya? Allah Allah. Ayrıca sen hani beni çok seviyordun? Hani bensiz yapamazdın? Yalancıymışsın işte, yalancı. Yalandan bahsedene bak. Ben ömrümde bir kere yalan söyledim. Sen bana o kadar çok yalan söyledin ki ben hepsini affettim. Ben ne yaptım? He? Kendimi affettirmek için gece gündüz senin peşinden koştum be. Hatalı benim yani. Sen mükemmelsin, hata bende. Hata bende. Ben seni sevmekle hata yapmışım. Hak etmeyen birini sevmişim. Asıl ben hak etmeyen birini sevmişim. İyi. Bundan sonra hak ettiğin gibi yaşa. Mutlu ol. Ben de seni bırakıyorum zaten. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Nefret. Ne yapıyorsun kız? Sen delirdin mi? Delirdim. En sonunda delirdin işte. Delirdim. Manyaksın sen, manyak. Bitsin her şey. Gelin. Manyak mısın kızım sen? Ha? Cemil, ne yapıyorsunuz İffet? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya çık oğlum, ne ya? Yapıyorsunuz ya? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Seninle işim bitmedi daha. Cemil, İffet! Artık sen yürü! Babama gidip istemiyorum, evlenmeyeceğim diyeceksin o zaman. Ben böyle bir şey yapamam. Vazgeçtiysen sen söyleyeceksin. Kusura bakma vallahi, ben öyle bir şey yapamam. Allah Allah, niye yapamazsın? İncilerin mi dökülür? Aynen öyle. Eğer Ahmet amcayla konuşursan bütün gerçekleri anlatırım. Beni kandırdığında. Ya sen intikamını almadın mı? Daha ne istiyorsun? Kabul edene kadar peşindeyim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya nereye gidiyorsun? Duşa. Sen hala gitmedin mi? Babamla konuşacağını söyleyene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim Cemil. İyi. Akşam görüşürüz. Ya Cemil. Thank you.
Evlen benimle. Gözlerin evet diyor, doğru mu? Bizim gidecek başka bir yerimiz yok.